Hünkârım, af buyurun. Ben de merak içerisindeyim. Cuma-i Bala'ya asker göndermedik. Hafaya defterindeki sadık ailelerden bahsettiniz. Lakin nasıl olur da bunlar harekete geçerler? Merak etmeyiniz paşa. Devlet mevcudiyetini korumak için her türlü tedbiri alacak güçtedir. Benimle geliniz. Sizinle küçük bir yolculuk yapalım. Molla Fenari İsa Camii. Bu yer eskiden kiliseymiş. İstanbul'un fethinden sonra camiye çevrilmiş. Hünkârım, buraya niye geldik? Madeni Esrar'a gireceğiz paşa. Sizi Katim-i Esrar memurlarıyla tanıştıracağım. Saati niye 857'nin üzerine getirdiniz? İstanbul Hicri 857 yılında fethedildi paşa. Hünkârım, ikisi de 3'ün üzerinde durdu. O saat bize bir anahtar verecek paşa. Devlet armasında her sembolün bir numarası vardır. 3 numarada Osman Gazi'yi temsilen sorguçlu kavuk vardır. Hayret doğrusu. Birazdan gireceğimiz kapının anahtarıdır bu. O kapının kilidi her gün değişir paşa. Her seferinde saat, o günkü kilidin anahtarını gösterir. Hünkârım, bu kadar tedbir hayret doğrusu. Devletin en mühim sırlarının saklandığı odaya giriyoruz paşa. Sırrınız kadim olsun. Devletimiz daim olsun. Eyvallah. Son istihbaratımızla...
Cuma İbala'daki köylüleri harekete geçirdik. Artık kimlikleri biliniyor. Ortaya çıkan ailelerin mıntıkalarının değiştirilmesi hususunda hamle yapacağız. Yeni mıntıkaları bize bildirilirse Hafaya defterine kaydedelim. Tabii. Son yaptığımız hamle mecburiydi. Lakin bizim varlığımızı da ortaya koyan bir hamle oldu. Hakkınız var Rumi Efendi. Sırrınızı yüzyıllardır merak ederler. Lakin çözemezler. Merak etmeyiniz. Şimdi ne üzerinde çalışıyorsunuz? Bir işgal saldırısı altında milleti harekete geçirecek milli şair ve muharirler üzerinde. Babası İpekli bir genç şair, CHP Hümayun katiplerinizden bir efendinin muharir kızı, Diyarbakırlı bir şair. Bu isimleri tetkik ediyoruz. Onları milli birlik hususunda etrafındaki dostları aracılığıyla eğitiyoruz. Âlâ. Harp vakti top tüfek ne kadar mühimse, maneviyat da o kadar mühimdir. Memleketin manevi savunması da hazırdır. Dağıstanlı bir şeyh efendi, Afgan tekkesi, Özbekler tekkesi, Mücahidin-i Mevleviye alayı, Mücahidin-i Bektaşiye alayı, Nakşi, Kadiri, Halveti tekkeleri hepsi Hafaya defterinde kayıtlıdır. Topyekün bir işgal durumunda dervişleriyle cenk etmek için hazırdırlar. Âlâ. Allah devletimizi topyekün bir işgalden korusun. Lakin böyle bir iş zuhur olursa da hazırlıklı olmamız şarttır. Aynı zamanda sizin siyasetinize muhalif gözükenler var. Lakin bunlar devletlerine bağlılar. Bu hususta ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Rumi Efendi, bize muhalif olanların arasında devlete sadık olanları ayırmamız lazım. Bugün bizim siyasetimizi anlamazlar. Yarın bizim için, onların yaptıkları devlet içinmiş derler de anlarlar. Bu yüzden onları ihmal etmeyelim. Devlete sadık olsunlar da, varsın bize muhalif olsunlar. Lakin devlete ihanet edenlerin de gözünün yaşına bakmayız. Sizinle bugüne kadar sık sık irtibat kurmadık. Gerektiğinde görüştük. Bu aralar irtibatımız artabilir. İrtibat usulü olarak neyi seçeceğiz hünkârım? Rumi Efendi, telgrafı isteyen işitebilir. Bizimse işitseler de anlayamayacakları bir dilimiz var. Musiki. Musiki çok şey anlatır.